Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın herkese desene. Şuradaki üçleri göstererek videoyu başlatmak istiyorum. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba. Şu an bu haldeyim. Tekirdağ'dan geldik. İki gün Tekirde kaldık. Yaylalık yerde. Duhan'ın işi vardı. İşlerini halletmeye gitti. İş yerleri orada zaten. Bugün de buradayız ve güne temizlikle başlıyoruz. Güne aslında yarıdan başlıyoruz. Normalde Cahide abla sabahtan gelir bize. Çarşamba günleri ve öğlene kadar işini bitirir yarım gün olduğu zamanlarda. Tüm gün seher akşam biter zaten. Bugün de yarım gün temizlik yapılacak. Bugün öğlenden itibaren temizliği başlatıyoruz. Ütülerim var, çamaşırlarım var. Halletmem gereken bir sürü iş var ve bunları da sizinle halletmek istiyorum. Öncelikle şu ütüleri göstereyim. Bayağı birikmiş yani. Bir sepet dolusu var. Allah'tan katlayıp koymuşum. Çok da kırışmamıştır. Turşu gibi olmamıştır. Oğlu şu da buraya koydum. Üstünde uzun kollu olmasının sebebi zaten bu delikli bir uzun kollu bu arada. Çok böyle yakacak bir şey değil. Bunu mu istiyorsun? Yandık. Yandık biz şimdiden sen bunu istiyorsan. Tekirden geldiğimiz için orası biraz daha serin tabii yaylalık bölge olduğundan. O yüzden aslanın üstü bu şekildeydi. Hatta bir tık daha kalın yelek falan da vardı üstünde. Böyle tulumum var üstünde ama saçlar perişan. Size balkon temizleniyor. Onu göstereyim. Görüyor musunuz? Başlayalım temizlik. Böyle şuradan çekelim. Balkon şu an bu halde. Bayağı kirlenmişti balkon bu arada. Çünkü pencereyi açık bırakıyoruz ister istemez. Şuralarda bakın Tekirdağ'dan gelirken getirdiğim şeyler. Burası böyle. Ya biz hep böyle elimiz kolumuz dolu bir yerlere gidiyoruz. Burası ayrı. Değil mi anneciğim? Hadi artık ütü yapalım. Gerizelik yapmayalım. Gülmüyor diyorlar sana aslan. Gül de görsünler. Heyecanlandın mı? Ne yapıyor anne? İşleri hemen bitirelim. Anneciğim çok heyecanlanıyorsun bakıyorum da. Aslan şu an var ya ben ütü yaparken öyle heyecanlanıyor ki. Ballı ballı viski yengeniz heyecanlı. Tam da aslana dalmıştım. Duhan'ın dolabında kesin bir sürü askı var. Çünkü şu an burada askı eksiği sıkıntısı yaşıyorum. Aslan birazdan karnını doyuracağım ama uyu tamam mı anneciğim? Şunu bitirip hemen gidiyorum. Üçünün ayarını soğuttum. Şimdi geçip Aslan'ın karnını doyuracağım. Sonrasında devam edeceğiz Aslan'cığım. Gel. Gel bir tanem gel. Omzumu yeme. Omzumu yeme, mama yiyelim. Mama yaptım şimdi aslana. Onu yedireceğim. Çok sıcak şu an ya. İnanılmaz bir sıcak var. Al anneciğim. Bunun şeyden sürü var. Bunun sürü. Evet. Aa, aşısının yarası patlamış. Aşısı patlamış aslanın. Verem aşısı patlamış. Yani tutmuş. Bu konuda da bilmeyenleriniz varsa diye şu an açıklama yapma gereği hissediyorum. Aslan 5 aylık şu anda ve 4. ayla beraber gelen bir memel etti problemi yaşadık. Bir ay boyunca mücadele ettim. Ve şu anda sadece uykuya geçişlerde alıyor. Uykuluyken alıyor. Şu anda uykuya geçmiyor ve onun dışında hep mama alıyor. Ben de çocuğumun üstüne çok gitmiyorum. Sağıyorum elimden geldiğince. Sağdıklarımı veriyorum. Onun dışında mama veriyorum. Çünkü bakın mama yiyen çocuklar da büyüyor. Bu arada her videoda bunu açıklama sebebim çok fazla yorum geliyor bununla ilgili. Aa, emziriyor musun, emzirmiyor musun falan diye. O yüzden bunu açıklama gereği duyuyorum. Şu anda bu şekilde ilerliyoruz. 5. ayımızdayız. %100 emmiyor yani. Yarı yarıya emiyor diyebiliriz. Mama olarak da Esema'nın OptiPro'sunu kullanıyorum. Bir dönem Esema Comfort kullandım. Bebekken, çok küçükken. Bebekken sanki şu an büyüdü. Yeni doğan dönemlerinde Comfort kullandım. Ama şu an OptiPro'dayız. OptiPro'dan da çok memnunuz. Selam. Evde temizlik devam ederken ben ütülerimi bitirdim. Bir ara bir yemek yedik. Ondan sonrasında tekrar işler devam etti. Ve duşa girip çıktıktan sonra hemen toparlandık, çıktık. Muhasebecinin yanına uğramamız gerekiyordu. Oraya uğradım. Şimdi Aslan yanımızda. Ama Aslan'ı anneme bırakacağız çünkü AVM'ye gideceğiz. Duhan'a bir iki şey bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda Aslan'a da bakmam gerekiyor. Alacağım şeyler var. M1 AVM'ye geldik. Şimdi H&M'e giriyoruz. Burada çocuk reyonuna bakacağız. Kadınla ben hiçbir şey bulamıyorum burada ya. Vardır illa ki vardır da ben bulamıyorum. Buradan Aslan'a mayo bakacaktım. Mayo alacaktım.
ama yok. Kız bebekler için var, erkek bebekler için yok. Hani kadınlar ve erkekler eşitti? Neden? Üzdü yani. Kızlara bir sürü reyon ayırmışlar, erkeklere yok. Çıldıracağım. Neyse, Elsa bak ikiye bakacağım. Ruhan da şu anda erkek reyonunda şort bakıyor. Şortlar güzelmiş bak. Şu beyaz güzelmiş mesela. Ne diyor, hoşuma gitti. Yani yeri... ne denir ona? Neyi? Kumaşı. Yeri? Evet. Yeri deyince anlamıyorlar. Adana'da yeri diyorlar. Dene istersen. Olur, siyahın yok bak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç farklı bir markaya bakma bence. Direkt buradan al. Niye diyeceksin? Her sene alıyorsun yani düşününce. Şu güzelmiş. Ama çok kısa. Aşkım bunu tişörtle giyeceksin. Bacaklarımızın olduğu için. Ya şurama falan gelir yani. Güzel olur be. Onun takımı olsa, üstü olsa. Yok aşkım. Bunun bir de yarım kollu gömleği olsa efsane güzel takım olur. Öyle bir şey de bakalım mı ekstra? Bak mesela şurada da bir şort var. Onun üstü varsa eğer. Yok. Şunları deneyecek Duhan. Bence ikisi çok güzel takım olur. Ayağıma? Ayağına. Düşünelim. Terlikle mi almamız lazım? Terlikler var ya, o gider de ben de öyle şeyler. İşte nomadik falan olur ona. Ya da şey, çift bantlı bir Birkenstock. Beyaz şort nereden bulacaksın aşkım? Buradan. Var mı ki? Beyaz şortu niye istiyorsun? Bir sürü şey aldı eline, deneyecek bunları. Hayır şey, şortum yok. Ha beyaz için, tamam. O beyazının yerine. E işte onu diyor. Anladım. Ya o çok bile sıkı. Bence de güzel ama rengini bilemedim ya. Güzel. Aslında fena değil ya. Ya. Senin var mı? Rezil. Ama çok ilginç gösteriyor. Zaten maya üstünde giyeceksin. Ya, bence gayet güzel, evdeki Benjamin izlerine aşırı benziyor. Gerçekten ondan esinlenmiş. Çok güzel. Evet, uygun fiyatlı. 200 lira bu üstündeki şu an. Benjamin üstünde 2000 lira. 8 tane tişört parası. Öyle. Üst. Onu bir şeyle denemem lazım. Peki. Ha, X large'ını deneyeceksin. Duhan ekstra büyük giyiyor artık. Yani normalde X large değil ama X large giyiyor bazı şeylere. Geç bakayım şöyle. Bak. Buraya mı? Aa, güzel. Üst sanki bir tık daha büyük olmalı ya da. Çok beğendim. Large bu. X large getireyim mi? Duhan H&M'de beğendiklerini ayırttı. Şimdi bir network'e bakacağız. Network'te de güzel kampanyalar oluyor ve buranın tasarımlarını gerçekten çok seviyoruz. Duhan... Çok hızlı söyledim o kısmı. Duhan buranın ürünlerini çok seviyor ve tatillerde genelde buradan alıyor. Sadece bir şey söyleyeyim mi? Yazın güzel oluyor burası. Evet. Yani. Hadi bakalım. Ay, gömlek renkleri bak mesela çok iyi duruyor. Güzelmiş yeri. Yeri çok güzel. Buralar gösterme. Elsi'deyiz ve oğluşuma mayo aldı. Köpek balıklı. Şans eseri bulduk bile. Evet. Yani. Üstüne 9-12 yaz etiketi basmışlar ama normalde 6-9. İç etiketine bakmak aklıma geldi. Çünkü diğer 9-12'ye göre küçük duruyor. Onu aldım. Bir de şunu aldım. Orada gece yatarken falan giydirdim diye. Şimdi kasaya geçelim. Şurada yağıyor yani ama bu tarafta yağmıyor mu sanki? Efendim? Allah'tan arabamız yakında. Evet. Biz AVM'deyken yağmur başlamış. Ya, orada yağıyor. Burada yağmıyor değil. Üstü kapalı. Evet. Araba şurada. Buradan koşup oradan bineceğiz. Tamam. Biz çıktık. Duhan için. Sen şimdi buraya geldin bak sen. Her yerde var. Gökkuşağı şu anda. Hani yağmur yağdı, üstüne güneş çıktı. Tabii ki de gökkuşağı oluştu. Neyse. Biz şimdi çıktık realden. Duhan için verimli bir alışveriş yaptık. Aslan için de aldık bir şeyler. Ben almadım. Almayayım ya. Ben almayayım. Ne yapayım? Ezgin'e... Bir seferde sen alma yani. Allah için. Siz görüyorsunuz ya, ben yılda iki defa falan bir şey alırım kendime. Ağlama, al diyorum sana, almıyorsun. Hayır, kartlarda böyle şu kadarcık falan boşluk bırakmıyor yani ben kendime. Aşkım bir şey alayım. Aşkım var, ağzınla beni linçleteceksin ya, sonra diyeceksin, konuşamıyorum. Sonra da diyeceksin ki, alıyoruz, yani falan diyeceksin ki her seferinde böyle cevap veriyorsun. Alışveriş için kartlara şu kadarcık yer ayırıyoruz. Ezgi şu kadarcığın şu kadarını bana bırakıyor, sonra diyor ki sen bir şey almıyorsun. Bu kadara bir şey alınmıyor yani. Aslan için de bir şeyler aldım. Gördünüz zaten. Bir tane şu an şu kadarcık yerinden aldım. Ya aşkım yeter, ağlama. Şu kadar. Çok kötü ses çıkarıyor.
Esas AVM'de halledeceğimiz çok ufak bir işimiz var. Ondan sonrasında bir yemek yiyeceğiz çünkü acıktık. Sonrasında da artık çıkar gideriz, AVM işini bitir. Size de göstereyim. Görünüyor mu? Esastaki işimizi hallettik. Saçlarımın ne kadar kabardığını görüyor musunuz? Şimdi de Turko'ya geldik. Burada bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra da bir kahve içeceğiz. Ben bonfile çöker söyledim. Duhan da tiktik miyiz? Bir de sos, acı sos. Yiyelim. Afiyet olsun kocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Biz Aslan'ı aldık ve artık eve gidiyoruz. Kahve falan da içmedik. Annemlerde içtik. Çok ufak oturduk ve artık eve gidelim. Yorulduk değil mi Oluşçuk? Sen bu saat oldu, neden hala uyumuyorsun? Uyku vaktin geldi ya. Serseri serseri. Uyku vakti geldi annecik, evet. Biz Aslan'ı aldıktan hemen sonra eve geldik. Kahvemizi zaten annemde içmiştik. Şimdi de gelen iki tane kavgam var. Onları bir açalım. Nelermiş bakalım. Ne? Şu şekilde çıkardım, kapağı içinde kaldı. Geçenlerde Aslan için bir tane sinek koruyucu sprey almıştım. Ekstra bir tane daha alayım dedim. Çünkü ister istemez tatildeyken ya da köy evindeyken çok fazla kullanacağız. Bir de bu marka çok övülüyordu. Bunu da denemek istedim. Buna da şans vereyim dedim. Sivrisinek ve kene koruyucu sprey. Yani keneyi de kovuyormuş. Gayet güzel Svenon'un. Bunu aldım. Bir de şöyle bir kargo var. Bunları alalı bayağı oldu ama ben kargoları daha yeni buldum yine her zamanki gibi. Değişik bir mayo. Değişik ama bayağı değişik. Şöyle gösterirsem net bir şekilde anlaşılır bence. 34 söylemişim çünkü kendi bedeninizde. Hatta bir beden küçük almamız gerekiyor sanırım. Bir de şöyle bir mayo aldım. Bu da çok güzel. Bakın. Bayağı iyi duruyor. Bunu da 34 aldım herhalde. Evet, mayada 34 alıyorum. Çünkü bazen eğer çok beğendiysem bedeni yoksa büyük beden de alıyorum bu arada. Hiç öyle şeyleri sıkıntı etmem. Mayo zaten esnek olduğu için üstü oluyor bence. Bu kadar gelen kargolar. Şimdi bunları toparlayalım. Ve daha sonra da artık uyuyalım. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Bıngıldağımız güzel, bombeliğimiz, açıklığımız iyi. Nasıl güzel bakıyor değil mi? Çok meraklı. Aslan ne oldu? Şaşkın bakıyorum. Bu aylardan sonra muayenemizde çok ağlamaya başlıyorlar. Ya. Aşıyı çok iyi öğreniyorlar. Bunlar çok sosyal sakin aylarımız. Hepsi yapıyor merak etmeyin. Böyle biz alışırız da hani sizde. Bugünkü aşı da ağlayacak yani çok. Bir öncekinde zaten bizim içimizi parçaladı ya. Çok kötü ağlamıştı. Bakar mısın? Bunda da öyle. Ufacık annesinden yardım alalım. Şöyle bir senden hafif bana pozisyon vermen yeterli. Kulağını kontrol edeceğim. Evet. Yüzümüz yok. Güneş görmüş değil mi? Evet. Şimdi seni tam karşısına alacağım. Ellerinden tutup bir kaldıracağım. Buradan bakalım nasıl oturuyormuşuz. Aşı mı olacaksın anneciğim? Bak bak. Kamerayı istiyor. Menenjit aşılarının ikinci dozunu olacak Aslan şimdi. Ağlayacak şimdi. Banyo yaptı bu arada. Evden çıkarken banyo yaptırdım. Menenjitten sonra ne kadar banyo yapılmıyordu? Sormayı unuttuk. Soralım. Kimse girmedi içeri. Sorun. Girdi. Annecik. Annecik. Olmuyor. Ne? Ek gıda. Aa ben liste vardı. Onu aldım mı? Bir bakayım. Olur mu? Anneciğim. Annem aşı emziğini verdi. Şapşa. Ay bismillah. Anneciğim. Geçti anneciğim. Geçti bir tanem. Selam, doktordan çıktık ve Ulaş Büfe'ye geldik. Burada bir kahvaltı yapacağız çünkü kahvaltı yapmamıştık. Aslan'ın menenjit aşıları yapıldı, ikinci dozları yapıldı. Bu arada bizimki biri 3. ayda yapıldı, biri 5. ayda yapıldı. Bir de 1 yaşında varmış sanırım. Bizim doktorumuz bu şekilde olanı tercih etti. Onun söylediği periyotlarda ilerliyoruz. Kilo artışımız güzel, bir sıkıntı yok. Geldi mi yanım? Herhangi bir kritik bir durum yok dedi. Onun dışında ek gıdaya başlayacağız. Evet. Ama deneme yoluyla başlayacağız. Doktorumuz 3 gün kuralını uygulamak istiyor her besinde. Sadece tadım şeklinde ilerleyeceğiz. Doyum şeklinde değil. Doyuma herhalde 6. aydan sonra... Onda doyum değil. Onda da doyum değilmiş yani. Tam doyum değilmiş. Aynen. 10-15 kalori.
Genelde anne sütü ve mamayla beslenecek. Onun dışında ise, ben de aşırı acıktım. Onun dışında ise öyle sebzelerden başlıyoruz öncelikle. Sebzeleri öncelikle haşlayarak böyle çatalla ezerek. Onu zaten görürsünüz. Tüm her şeyi videolayacağım ben. Ek gıda sürecimde siz de olacaksınız inşallah. Ve neler yedirdiğimi, nasıl yedirdiğimi, ne şekilde hazırladığımı göreceksiniz. Bakalım 3 gün kuralı uyguluyoruz yani. Çünkü bunu bazen uyguluyorlar, bazen uygulamıyorlar. Uygulamaya karar verdik, doktorumuz o şekilde önerdi. Aşıda aslan inanılmaz ağladı. Çok içimiz parçalandı yani. Sonra bir nazlandı. Emmek istedi. Hemen arabaya geçtik. Emzirdim. Şu an uyuyor. Biz de kahvaltılarımızı yapacağız. Buradan sonra da ne yapacağımızı görürsünüz zaten. Öncelikle bir şeyler yemek istiyorum. Biz Ulaş Büfe'de yemeğimizi yedik ve daha sonra aslanı anneannesine bıraktık. Bu videoda bol bol anneannesine bırakıyoruz zaten aslanı. Ama işlerimi halletmem gerekiyor. Şimdi kaş aldırmaya gideceğim. Yani güzellik salonuna da aslanı götürmem pek mantıklı olmazdı. Duhan'ın da bir işi var, onu hallediyor şu anda. Geçenkinde biliyorsunuz ki kaşımı tasarlatarak, yani böyle altın oran çizdirerek aldırmıştım. Böyle altın oran çizerek alınmıştı. Gayet memnun kaldım. Ama Elif abla bana dedi ki kaşına hiçbir şekilde dokunmayacaksın. Hiç cımbız görmeyeceğim elinde. Asla olmamalı vesaire. Yapmadım ben herhalde. Hiç yapmadım. Hiç dokundurmadım. Yani ne cımbız ne ip, hiçbir şey dokundurmadım. Olduğu bu kadar artık. Zaten hamilelik sonrasında, doğum öncesinde de bayağı dökülmelerim olmuştu. Ve emzirirken de iyice gitti. Şu an bayağı azaldı kaşlarım. Umarım bugün güzel şeyler olur ve Elif abla "Aa, ilerlemiş bak, buralarda olmuş, şuralarda olmuş" diye söyler de biraz motive olurum, biraz mutlu olurum. Şimdi şöyle bir yol izliyoruz biz. Bir kere gittim, aldırdım. Okey. Şimdi bir kez daha aldıracağım. Bundan sonrasında zaten Elif abla söyleyecek nasıl bir yol izleyeceğimizi. Belki serum verir, serum kullanmamı isteyebilir. Çünkü gerçekten çok fazla çıkmıyor bakın. Yani değişik. En çok çıkmış hali bu. Bir ay, bir hafta oldu toplam. Yani işte ortalama 40-45 gün kadar falan oldu. Tatil öncesinde şöyle güzel bir kaşlarımızı aldıralım. Bu hafta zaten yapacak bir sürü iş var. Mesela tırnaklarımı görüyor musunuz? Eminim videoda dikkatinizi çekiyordur. Benim de çok çekiyor. Gözüme batıyor. Çok uzadı. İnanılmaz uzadı. Ojelerimi yeniletmek istiyorum. Tırnağımı yeniletmek istiyorum. Biraz kısalttıracağım. Ayağıma da yaptıracağım bu sefer. Onu da bu videonun içerisinde hallederiz diye tahmin ediyorum. Ya da başka bir videoda mı olur tam bilmiyorum. Şu an Ziya Paşa dayız bu arada. Arabayı park ettik ve Elif Şen'e geçiyoruz şu an. Duhan da yanımda gelecek. Çünkü çok kısa sürecek işim. Beni bekleyecek. Şimdi geldim ve kaşlarım alınacak. Ya direkt uzanayım ya. Merhaba, nasılsın? Ya çok kötüyüm. Ya hayır, çok tatlısın. Beterim yani, bugün inanılmaz yoğun ve hiç kalkmadım. Bayram öncesi. Evet, hiç kalkmadım desem. Maşallah. Gel, hoş geldin hayatım. Hoş buldum. İzleyemiyoruz da değil mi burada öncesini? Evet. Bak, kötü çıktıysan paylaşma. Tamam. Yani aradan kırpıyorum zaten. Tamam, aynen. Bak, hiç dokunmadım biliyor musun? Şuraları asla dokunmadım. Hadi bakalım, bakacağız evet. Şimdi. Yani olur bu kaşımın. Onu gör. Daha belli olmaz o. 2-3 alım lazım bana tabii. Ancak bunu biz Eylül'de bunun olurunu konuşabiliriz. Öyleymiş. Bakın, sabır evet, gerekiyormuş. Ekstra öyle. Sabır. Yani bir ay sabretme oldu değilmiş. Tabii ki. En az 3 alım. Arada 1 ay, 1,5 ay olması lazım. Tabii, durması kontrol lazım. Edilmesi gerekiyor. Tabii. Belki bayram sonrası bir tür vitamin yapabiliriz deriz diye. Öyle bir şey olabilir. Bir serum kullanmaya başlayabilirsin aşkım. İyi gelecektir. Çünkü dökülmelerim var. Yeni çıkışlar olduğuna göre dökülme var demek oluyor. Sadece serumu her gece kullanman lazım. Yani o konuda katayım. Bir de bakarım, yeri isterim serumu görürüm yani. Sen kullandığımda ben de yetinmem. Kontrol tamam. Ederim ev ödevine. Yo, kullanırım vallahi. Yani buranın alan serumuyla beraber gelsin derim. Bakacağım derim yani şimdi. Çünkü burada istikrar çok önemli. Evet. En azından teşhisi daha rahat koyuyorum. Tamam, biz serumu da her gün kullanmamıza rağmen, işte vitamin yapmamıza rağmen, ramenlerim çoğalıyor. Orada mikroya zaten daha rahat geçiş yapıyoruz. Ama ben senin daha önceki kaşlarını bildiğim için anatominde var. Evet. Öyleyse gelebilir. İnşallah. Çok güzeldi. Süper oldu kaşım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Elleniyorsun. Evet. Bir ay sonra görüşürüz. Buraya şahit işte. Aynen. Şu şekilde. Şuradan göstereyim. Aynen. Siz şahitsiniz. Çok iyi oldu. Evet. Aynen. Ay, harika duruyor şu an ya. Önden ben göstereceğim size. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bay bay. Burada ışık güzelmiş. Şuradan göstereyim size kendime. Ay, çok iyi oldu kaşlarım ya. Hani boyamadan şu halde olursa okey benim için. Merhaba, kolay gelsin. Bakın burada kimler var. Seha.
Annemlere geldim kaş aldırdıktan sonra. Şimdi Aslan'ı indirdik ve parka götürüyoruz babamla baba. Aslan'ı babama çok benzetiyorsunuz. Durun bir. Bence de çok benziyorlar. Kime benzeyecek ya? Bana benzesin. Zaten senin isteğin oydu. Haydi gidelim parka. Erkenden başladı Aslan parklara. İndirmeyi de bağlamıyorum. Altına kaçıyorum. Anneannesiyle Aslan. Ne zaman öğreneceksin çiçeği? Ve şimdi eczaneye geldik. Doktor Aslan için birkaç tane ilaç vermişti. Yanımızda bulunsun diye. Onları alacağız. Değil mi annecik? Değil mi bir tane? Bakın arabanın diğer aparatındayız artık. Bu seti kaldırdık ya. Kaldıracağız yani daha doğrusu. Dışarı çıktığımızda arabaya bu seti değil de daha çok bunu takıyoruz. Zaten bu üstünde bu varken kapanıyor. Çok güzel. Bununla açılıp bununla kapanıyor. Biz eve geldik. Eve geldik annecik. Çok sıcak bugün. İnanılmaz bir sıcak var. Üstünü değiştirdim Aslan'ın. Altını da değiştirdim. Şurada kaldı. Hemen toparlayacağım. Ben de şöyle giyindim. Şu an Aslan'a havuç hazırlıyorum. Size de göstereyim hemen. Geçelim. Geçelim. Buharda pişirme aparatım yok. Yani buharda pişirici makinem de yok. Onu almayı şu an için düşünmüyorum. Çünkü minik minik tadımlarla başlıyoruz şu anda. Cezvenin üstüne çay süzeyi koydum. Onun üstüne sebzeyi koydum. Üstüne de şöyle bir tabak kapattım. Size göstereceğim şimdi. Şunu bir alalım. Şu an çay süzeyimde minik minik doğranmış havuçlarım var. Havuçla başlıyoruz. Şu an bence iyi gibi ayarı. Pütürlü olur yani bunu. Şu anda buharda pişirdim. Yani mantığa baktığımız zaman zaten buharda pişirmek budur. Şimdi bunu tabağa koyacağız. Allah elim yandı. Artık size ek gıda sürecinde yaptığım birçok şeyi göstereceğim. Bir süre sonra artık bu tarife de girecek. Annecik geliyor. Bir damla zeytinyağı damlatacağım. Çok büyük. Geldim bir tanem. Geldim anneciğim. Bunu yemek zorundayız ama şimdi. Aslan şu an yemeğim nerede diye ağladığını umut ediyorum. Allah. Bakın mesela şu an çatalın arkasıyla ezdim. Minik minik pütürlü bir şey oldu bu. Bu şekilde. Şimdi bunu vereceğim. Şu oy oy kaşıkla vereceğim. Normalde BLV yapacağım ama şu an tadım aşaması olduğu için. Şurada bak. Yemek zorundasın biraz tane. Sıcak olabilir mi? Baktım. Güzel. Biraz taneli o yüzden böyle oldu. Taneli biraz evet. Ama alışman lazım taneli asıl. Ağzı yüzün avuç oldu. Kokusu var. Ağzını şapırdatma ya. Yeter bu kadar. Şimdi mutfağa geçtim. Ama neden mutfağa geçtim? Çünkü hazır mısınız? Söylüyorum. Uzun zaman sonra, çok çok uzun zaman sonra evimde yemek yapıyorum. Yani menülü falan böyle adam akıllı bir yemek yapıyorum evimde. Ve sizinle beraber yapıyorum. Siz benden günün menülerini çok fazla özlediniz. Ben de artık evde biraz daha yemek yapmaya başlamak istiyorum eskisi gibi. Çünkü dışarıdan çok fazla yedik. Karnımdaki yağlanma bence ondan da kaynaklı olabilir. Yani alt karnımın hala gitmiyor olması bence dışarıdan yemek yiyor olmamızdan da kaynaklı olabilir. Çocuğumla çok zaman geçirmek istediğim için, sizlere vakit ayırmak istediğim için çok fazla dışarıdan yedik ve evde çok durmak istemediğim için aslında dışarıdan çok fazla yedik. Şimdi de artık güzel bir menü yapıyoruz ve menüde ne var biliyor musunuz çorba olarak? Çok özlemişsinizdir ve bunun her detayını yine size göstereceğim. Domates çorbası var. Domates çorbamızı yapalım. Çok seviyorum zaten. Her zaman söylüyorum. Siz de biliyorsunuz. Tarifini de vereyim çünkü uzun zamandır videolarımda yok. Öyleyse hemen başlayalım. Siparişim var. Kuşbaşı sipariş ettim. O da gelecek. Et kavuracağız.
Yanına da pilav yapıyoruz. Bence çok güzel bir yemek. Ekmek gerektirmiyor en azından yanında. Ekmek de çok fazla yemeye başladık şu aralar. Hemen durduruyoruz ve artık daha böyle sağlıklı menüler yemeye karar verdim. Öncelikle domates çorbası için bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Hop. Daha bunu bir tık fazlalaştırayım. Çünkü sıvı yağ da koymayacağım bu sefer. Şöyle göstereyim. Bunun altını açalım. Bir yemek kaşığı da un koyacağım. Tepeleme koyuyoruz bu şekilde. Unlu, kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Bugün güne neler sığdırdık böyle ya. Doktora gittik. Duhan'ın işleri vardı, onu hallettik. Anneme uğradım, kaşımı aldırdım. Sonra geldim Aslan'a ek gıda verdim. Yani bayağı şey yaptık bugün gerçekten de. Seviyorum böyle yoğun günleri. Yoğun günler bana daha dinamik hissettiriyor. Bir dolu yemek kaşığı domates salçasını da ekliyoruz. O kadar çok özledim ki domates çorbasını. Salçamız da kavrulsun bir süre. Ve artık buzluktaki domateslerimi ekliyorum. Bu domatesler doğranmış domates. En son zaten çorbayı blenderdan geçireceğim için bu şekilde koyuyorum. Bir yanda da hemen pilav yapacağım. Ocağa bir miktar sıvı yağ alalım. Bu Tefal'in klipsolu teflon tencerelerini kullanıyorum. İnanılmaz memnunum. Bir daha olsa bir daha onu alırdım yani. Tencereye bir miktar arpa şehriye koyalım. Bu kadar yeterli. Çorbayı şimdi blenderdan geçireceğim. Şimdi bulgurumu ekliyorum. Bu sırada etim geldi. Tavamı şuraya koyuyorum ve etim geldiği için hemen etimi yapıyorum. Az söyledim, çok az söyledim bu arada. Çünkü tek bir öğünde hemen bitsin de bu kadar da çok az değil mi ya? Hoppala. Neyse bir şey olmaz. Bu da böyle olsun. Ya zaten kavurmalık gelmedi et bana. Ben bunu bir çözeceğim bir şekilde. Az eti nasıl bereketlendiririz adlı bir çalışma yapabiliriz. Su koymayacağım desem de yine de domates çorbama su koymaya karar verdim. Pilava da su ekleyelim. Bu bir. Şurada çok az bir tereyağım kalmıştı. Bunu da artık bunun içine atalım. Bu şekilde de şöyle bir karıştırıyorum. Ve artık ağzını kapatıp altını kısabiliriz. Bulgur pilavımız pişmek üzere. Bu sırada etimize bakıyoruz. Ya şuna bakın ya, korkunç. Çok az söylemişim yanlışlıkla. Ama tabii ki de bunu bereketlendireceğiz. Et suyunu saldı ve geri topladı. Hemen bir miktar zeytinyağı. Çok değil. Bir miktar da sıvı yağ ekliyorum. Ve bereketlendirmek için önce 4 diş sarımsak. Ve şöyle bölünmüş. Arpacık soğan ekliyorum. Umarım iyi olur. Biraz soğanlarım ve sarımsaklarım. Vay hareketler. Soğanım ve sarımsağım da iyice kendini bıraksın. Bir miktar pul biber atalım. Pul biberim asla acı değil. Çok seviyorum bu pul biberi. Pul biber okey. Bir de tuz atalım. Tabii ki de ete en çok yakışan. Bence bir tık bereketlendi ya. İki kişiye göre oldu bence bu. Dibine ben çok az su ekleyeceğim şimdi. Çok az ama. Zaten etler ve soğan mühürlendi. Aşırı iyi görünüyor şu an. Ve ağzını kapatacağım ki yumuşacık olsun.
Şu görüntüyü o kadar çok özledim ki ve sizin özlediğinizi biliyorum. Allah herkesin ocağını böyle dolu dolu olmasını nasip etsin inşallah. Her gözü yansın inşallah o ocakların. Hepsinde çeşit çeşit yemekler olsun. Her seferinde ben yemek hazırladığımda içimden bunun duasını ediyorum. Öncelikle çorbayı ben kaselere koyacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü çorba sıcak. Duhan da ben de içerken yanmayalım. Biraz ılısın. Hava da çok sıcak zaten. Çok abartmadan koyacağım ve de çorbayı. Çorba tamam. Ve etim gerçekten bereketlendi biliyor musunuz? Efsane görünüyor. Bence yemek tamam. Kapatıyoruz artık. Sulu sulu olsun, kurumasın. Tabii ki de uzun zaman sonra günün menüsünü yapıyorsam en sevdiğim tabakları kullanıyorum. Mikasa mor arkadaşlar soracak olursanız kenarı gold olan. İnanılmaz güzel. Yani gold sevdam bitti evet ama bu tabağın golduna olan sevdam asla bitmedi ve biteceğini de zannetmiyorum. Valla sunumsuz koyacağım. Şöyle. Yemek hazır. Bak, mis bak, gibi bak, oldu. Ne var burada, bak. Mis gibi. Mutfağın haline bakar mısınız? Şu an korkunç durumda. Hemen mutfağı toparlayacağım. Bir yandan aslan kusuyor, onunla ilgileniyoruz. Az önce bu arada biz yemek yedikten hemen sonra onun karnını doyurdum. Sonra kustu tabii bir de. Bu kusma bir türlü geçmedi ya, geçmiyor hala. Hani bakıyorum emdiğinde de aynı, mama yediğinde de aynı. Gerçi mama da bir tık daha iyi. Bir tık sadece. Yani yediğinden fazlası çıktı şu anda bu arada. Hani fazlası çıktı diyorsunuz ya. Yedirdiğimden fazla gitti şu an. Şu an bu videoyu Tekirdağ'da editliyorum ve kapanışını da burada yapıyorum. Kapanışını tabii ki de yine her zamanki gibi çekmemişim ama olsun. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok mutlu oldum. Umarım sizler de izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan da takip edip destekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.